Birinci soru. Kenarlarının uzunlukları 6 santimetre ve 8 santimetre olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareden büyük olacağına göre en az kaç santimetre karedir? Kenarlarının uzunlukları 6 ve 8 santimetre ise arkadaşlar bunların birbirine oranı 6 bölü 8 olur. Sadeleştirdiğimizde de her ikisini de ikiye böldüğümüzde 3 bölü 4 buluruz. Şimdi kenarlarının oranı 3 bölü 4 olan ve alanı 48 santimetre kareden büyük olan dikdörtgenin kenarları. Bakın bunu 3 ile genişlettiğimizde 9 bölü 12 olarak bulabiliriz. 9 ile de 12'nin çarpımı 108'dir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 10'dan 7'yi çıkardığımızda aralığı 3 olarak buluruz. Burası da 6 eş parçaya bölündüğüne göre 3'ü 6'ya böldüğümüzde 0 tam 10'da 5 olur. O zaman arkadaşlar bakın şurası 7,5, burası 8, burası 8,5, burası 9, burası da 9,5 olacaktır. A sayısı 8 ile 8,5 arasında bir sayıdır. Şimdi 8'in karesi 64 olduğuna göre şıkları incelediğimizde A şıkkı karekök 94. Bu 9'dan büyük bir sayıdır. Olmaz. B şıkkında da karekök 88 var. Bu da 9'dan büyüktür. C şıkkında karekök 79 var. Bu 9'a yakın bir sayıdır arkadaşlar. D şıkkında ise karekök 68. Bu 8'den biraz büyük bir sayıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet'in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter? Grafiği incelediğimizde 10. günde harcanan toplam para miktarı ile kumbaradaki para miktarının eşitlendiği görülmekte. Şimdi harcanan para ile kalan para eşit olduğu zaman arkadaşlar 50'yi 2'ye böldüğümüzde 25 olarak buluruz. Yani tam 10. günde 25 lira harcanmıştır. Kumbarada da 25 lira kalmıştır. Şimdi kumbaradaki paranın yarısı arkadaşlar 10 günde harcandığına göre tamamı 20 günde harcanır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdaki her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Şimdi şurada arkadaşlar 21 ile 14 verilmiş. 21 ile 14'ün ortak çarpanı 7'dir. Burayı 7 aldığımızda buraya 2 kalır, buraya da 3 kalır. Burası da toplam arkadaşlar 5 yaptı. Şimdi burada 10 ve 35 var. Şu kenarlar ortak olduğuna göre 10 ve 35'in ortak böleni 5'tir. Burayı 5 aldığımızda buraya 7 kalır. Burası 10'du. Burası 5 olduğunda da burası 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 24 metrekare var arada. Bu 24 2 çarpı 12 şeklinde yazdığımızda bakın şurası 2, burası 7, 9 oldu. O zaman buraya da 3 koyduğumuzda toplamı 12 olur. 2 ile de 12'yi çarptığımızda da 24 buluruz. Bu kenarı bakın 12 bulduk. O zaman şuraya kadar kısmı 5'ti. Buraya da 7 kalacaktır. Verilmeyen kısmın alanını bulalım. Bakın burası da 7 olduğu için. Bakın burası 49 olur. Burası da 15 olur. Bu ikisinin toplamı da arkadaşlar 49 artı 15. 64 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5. soru. 21.000 metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit ise demek ki arkadaşlar bu arsaların adetleri birbirine eşitmiş.
Şimdi bunlardan birer tane olsa toplam alan kaç metrekare yapar onu bulalım. 250, 500 ve 1000'i topladığımızda 1750 metrekare buluruz. Şimdi toplam alan 21.000 metrekareydi. Şimdi 21.000'i biz 1750'ye bölersek 12 olarak buluruz. Bu şu demektir. Bu arsalardan her birinden 12'şer tane var demektir. 3 farklı arsa çeşidi olduğuna göre arkadaşlar bu 12'yi 3 ile çarptığımızda toplam ortak sayısını da 36 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 6. soru. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santimetre ve 9 santimetre olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçüktür. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir? Kenar uzunlukları 7 santimetre ve 9 santimetre olan dikdörtgenin alanı 7 kere 9, 63 santimetre karedir. Şimdi Altan'ın çizmiş olduğu karenin alanı arkadaşlar bundan daha büyükmüş. Bundan daha büyük olan en küçük tam kare sayı 64'tür. Çizmiş olduğu karenin alanı 64 olacak. Can'ın çizmiş olduğu karenin alanı da bu dikdörtgenin alanından daha küçükmüş. Şimdi 63'ten küçük olan en büyük tam kare sayı da 49'dur, 7'nin karesi. Bu ikisinin alanları farkı da arkadaşlar 64'ten 49'u çıkardığımızda 15 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 7. soru. Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir programlama dilinde istenen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda verilmiştir. Kareli kağıtta verilen birinci şekildeki eksi 3'e eksi 1 noktasına yukarıdaki bloklarla belirtilen hareketler yukarıdan aşağıya doğru uygulandığında ikinci şekildeki 2,5 noktası elde edilmiştir. Buna göre K eksi 1'e 5 noktasına aşağıdaki hareketlerden hangisi uygulanırsa L eksi 4'e eksi 1 noktası elde edilir. K noktasının koordinatları eksi 1'e 5'miş. Şimdi aşağıdaki hareketlerden hangisi uygulanırsa arkadaşlar L noktası elde edilir. Buna bakalım. Şıkları teker teker deneyelim. A şıkkında sıfır yönüne dön denilmiş. Sıfır yönü yukarı diye tarif edilmiş arkadaşlar. Yukarıya 6 adım gidildiğinde K noktası şöyle olur. Eksi 1'e 11 olacaktır. Sonra eksi 90 yönüne denmiş. Eksi 90 sol demek arkadaşlar. Sola doğru da 3 adım gittiğinde eksi 4'e gene 11 noktası olur. Ama L noktası eksi 4'e eksi 1 olduğu için A şıkkında ulaşamadık. B şıkkında 180 yönüne dön denmiş. 180 aşağı demekti. Aşağıya 6 adım gidildiğinde arkadaşlar eksi 1'e eksi 1 olur. Sonra 0 yönüne dön denmiş. 0 yönü yukarı demek. 3 adım git dendiğinde bu sefer de eksi 1'e artı 2 olur. Bu da arkadaşlar L noktası oluşmadığı için B şıkkında eledik. C şıkkına bakalım. 180 yönüne dön denmiş. 180 aşağı demekti. 6 adım gidildiğinde aşağı doğru eksi 1'e eksi 1 noktasını buluruz. Sonra eksi 90 yönüne dön denmiş. Eksi 90 sol demekti. Sola 3 adım gidildiğinde eksi 4'e eksi 1 noktasını buluruz. Bakın bu noktada L noktasının koordinatlarıydı. O halde doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. D şıkkının olmadığını görelim. Eksi 90 yönüne dön denmiş önce. Sola 6 adım gidildiğinde. Şimdi K eksi 1'di arkadaşlar. Sola 6 adım gidildiğinde eksi 7'ye 5 olur. Sonra 180 yönüne dön denmiş. 180 aşağı demek. Aşağıya 3 adım gidildiğinde eksi 7'ye artı 2 olur. Bakın L noktası olmadı. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. soru. Bir kenarının uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban alanı en fazla kaç metrekaredir? Bahçe kare şeklindeymiş ve bir kenar uzunluğu 10 metreymiş. Şimdi bahçeyi şu şekilde çizdiğimizde arkadaşlar kenarları 10 metre ve bunun 4 köşesinde de birer sulama sistemi varmış. Ve bu sulama sistemleri de 4 metreye kadar sulama yapabiliyorlarmış. Bakın şu şekilde 4 köşede de var. Şimdi sulanmayan kısma ise bir tane çardak yapılacakmış ve bu çardağın
köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışacakmış. Bize bu çardağın alanı en fazla kaç olur diye soruluyor. Ve bu çardak kare şeklindeymiş ve bunun köşegeni de bir doğal sayıymış. Bakın şu şekilde yaptığımızda. Şimdi bu köşegenin uzunluğu en fazla kaç olur onu hesaplayalım. Bir kere bahçenin köşegenini bulalım arkadaşlar. Bahçenin köşegenini Pisagor teoreminden bulabiliriz. Pisagor teoreminden işte dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Onun karesiyle onun karesini topladığımızda 200 buluruz. Demek ki arkadaşlar köşegen karekök 200 olacaktır. Bu bahçenin köşegenidir. Şimdi bu köşegenin bakın şurada bir 4 metrelik sulanan kısım var. Burada da bir 4 metrelik sulanan kısım var. Şimdi sulanan kısımlar 8 metreye kadar yapıyor. Bakın köşegende hesapladığımızda. Şimdi 8 metreyi çıkardığımızda geriye sulanmayan kısım var. İşte bu sulanmayan kısma bir çardak yapılacak ve bu çardağın da köşegeni doğal sayı olacak ve alanı en büyük kaç olur onu soruyor. Yani bu köşegen en fazla kaç olabilir? Şimdi karekök 200 sayısı bir kere 14'ten büyüktür. Neden? Çünkü 14'ün karesi 196 yaptığı için 15'ten de küçüktür. Şimdi doğal sayı olacağına göre biz köşegenin uzunluğunu 14 santimetre olarak düşünürsek 14'ten de 8'i çıkardığımızda geriye 6 metre kalır. Yapılacak çardağın köşegenini 6 metre olarak en fazla alabiliriz. Altına daha fazla alamayız. Şimdi çardağın bakın köşegenini 6 bulduk. Şimdi çardağın o zaman kenarları nedir? Kare şeklinde olduğu için. Bakın burası 6. Şimdi buralara x dersem Pisagor teoreminden x kare artı x kare eşittir. Hipotenüsün karesinin eşit olacaktır. Yani 16'nın karesi 36. 2x kare 36 ise 36'yı 2'ye böldüğümüzde x kareyi 18 olarak buluruz. X kare demek arkadaşlar karenin alanı demek. Zaten bize bu çardağın taban alanı soruluyordu. 18 olarak bulduk. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soru. 0 virgül 0,00013 çarpı 10 üzeri A ifadesinin değeri 1000'den büyüktür. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu ifadenin değerinin 1000'den büyük olabilmesi için arkadaşlar buradaki tam kısmın 1300 olabilmesi lazım. 1300 olabilmesi için de bakın virgülün 7 basamak sağa gelmesi lazım. Dolayısıyla A en az 7'dir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdaki tabloda bir lokantada satılan ve her gramında eşit kalori bulunan yemeklerin kütle ve kalorileri verilmiştir. Lokantadaki yemekler her bir tabakta 100 gram yemek olacak şekilde satılmaktadır. Bu lokantadan toplam 538 kalori değerinde 10 tabak yemek siparişi verildiğinde kaç tabak nohut sipariş verilmiş olur? Tabloyu incelediğimizde çorbanın bir tabağı 45 kalori, nohutun bir tabağı 40 kalori, pilavın bir tabağı da 72 kaloridir. Şimdi birler basamağına dikkat ettiğimizde çorbada 5 var, nohutla 0 var, pilavda 2 var. Şimdi toplam 538 kalori var. Şimdi 538 birler basamağındaki 8 arkadaşlar bu pilavdan gelmesi gerekir. Çünkü 5'in ve 0'ın katları 8 olamayacağına göre o zaman arkadaşlar bakın 2 ile hangi sayıyı çarparsak 8'i buluruz. Şimdi burada pilav 4 olabilir çünkü 2 kere 4 8 olur veya 7 olabilir. Şimdi 7 olursa ne olur ona bakalım. 7 ile 72'yi çarptığımızda 504 gibi bir sayı buluruz. Şimdi 504 olsa 538'den 504'ü çıkardığımızda da arkadaşlar 34 kalır. Geriye bakın çorbada yanında da nohut olamayacağı için bunu 7 alamayız. O zaman pilavı 4 tabak olarak düşünmemiz lazım. Şimdi 4 tabak olarak düşündüğümüzde 4 kere 72, 72'yi 4 ile çarpıyorum bakın 288 yaptı. Şimdi 538'di toplam kalorimiz. 538'den 288'i çıkardığımızda 250 kalori kalır. Şimdi toplam 10 tabak yemek siparişi verilmiş. Bunun 4 tanesini pilav olarak bulduk. Geriye 6 tabak kaldı. Bu 6 tabağında arkadaşlar çorba ve nohut olacak. Nohut kaç tanedir? Onu bulmaya çalışalım. Şimdi çorba bakın 45'ti. Sonunun 0 olması lazım birler basamağının. O zaman buradan 2 tabak alırsa 2 kere 45 90 yapar. Bakın 250'den 90'ı çıkardığımızda 160 buluruz. 160'ı da 40'a böldüğümüzde 4 tabak nohut buluruz. Bakın 4, 4, 2 toplam 10 tabak yaptı. Nohutlar 4 tabak olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır.
11. soru. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Küpün bir yüzündeki boyalı üçgenlerin alanlarını bulup bunu 6 ile çarparsak toplam boyalı bölgelerin alanlarını bulmuş oluruz. Öncelikle şuradaki üçgenin alanını bulalım arkadaşlar. Buradaki üçgenin alanı y kare bölü 2 ile bulunur. Şuradaki üçgenin alanı da bakın şu kenarlar y eksi x olduğu için y eksi x'in parantez karesi bölü 2 olarak bulunur. Bulduğumuz bu ifadeyi de 6 ile çarparsak toplam boyalı bölgeleri bulmuş oluruz. Şimdi bunları ortak paydada yazalım. Y kare, bakın diğerini de açıyorum. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesidir. Bölü 2 çarpı 6 oldu. Şimdi yukarıda 2y kare çıktı. Eksi 2xy artı x kare olarak bulduk. Bu 6 ile de 2'yi sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 3 olur. Şimdi 3'ü parantezin içine dağıttığımızda 6y kare eksi 6xy artı 3x kare olarak buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 12. soru. Kareli kağıtta verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden 3'ü aynı üçgen dik prizmaya ait yüzlerdir. Buna göre hangisi bu üçgen prizmanın bir yüzü olamaz? Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarına baktığımızda A şıkkındaki dikdörtgenin kenarları 5 ve 6'dır. B şıkkındaki dikdörtgenlerin kenarları da arkadaşlar 6'ya 3'tür. C şıkkındaki dikdörtgenin kenarı da 6'ya 11'dir. D şıkkındaki dikdörtgenin kenarları da arkadaşlar 6'ya 6'dır. Dikdörtgenlerin kenarlarından birisini 6 olarak bulduk arkadaşlar. O halde bu prizmanın yüksekliğini 6 birim olarak aldığımızda geri kalan kenarlar da üçgenin tabanını oluşturacaktır. Şimdi bir üçgen çizilebilmesi için arkadaşlar bir kenarın uzunluğu diğer kenarların toplamından küçük olmak zorundaydı. Şimdi C'deki dikdörtgeni bakın uzun kenarını 11 olarak bulduk. Şimdi A ve D'deki dikdörtgenlerin de diğer kenarları bakın 6 ve 5 var. Bu ikisinin toplamı 11 oluyor. Yani C'deki ile eşit çıkıyor. O halde C'dekini biz alamayız. A'dakini, B'dekini ve D'dekini birleştirdiğimizde bir üçgen oluşur. Fakat C'dekini kullanamayız. Doğru cevabımız C olacaktır. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6xy artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir? Verilen ifadeyi 3 ortak çarpan parantezine aldığımızda x kare eksi 2xy artı y kare buluruz. Bu parantezin içi de arkadaşlar tam kare bir ifadedir. Yani x eksi y'nin parantez karesi demektir. Biz bu ifadeyi arkadaşlar x ile y'nin yerini değiştirdiğimizde eksi parantezine almış oluruz. Yani eksi 3 çarpı y eksi x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Çarpanlarından biri bakın B şıkkında y eksi x var. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 14. soru. Beyaz kartondan yapılmış bir kare dik piramidin dış yüzünün bir kısmı griye boyanıyor. Bu kare dik piramidin açınımı yapıldığında dış yüzü yukarıdaki gibi görünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu piramidin görünümlerinden biri olamaz? Piramit kapalı hale getirildiğinde bakın şu iki kenar birleştiğinde arkadaşlar A şıkkındaki gibi bir görünüm olur. Sonra şu iki kenar ve şu iki kenar birleştiğinde B şıkkındaki gibi bir görüntüm elde edilebilir. Şuradaki kenarlar birleştiğinde de arkadaşlar C şıkkındaki bir görünüm elde edilir. Ama D şıkkındaki görünüm elde edilemez. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 15. soru. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Her iki kursa da x ay devam edildiğinde arkadaşlar ödenecek toplam ücreti bulalım. Şimdi birinci kursta ödenecek ücret 310 artı 40x'tir. İkinci kursta ödenecek ücret ise 130 artı 55x şeklindedir. Şimdi birinci kursun daha ekonomik olması için birinci kursu ikinci kurstan daha küçük yapacağız. Şimdi bu eşitsizliği çözdüğümüzde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa geçtiğinde arkadaşlar. Bakın 130 bu tarafa geçtiğinde 310'dan 130'u çıkardığımızda 180 olarak buluruz.
55x'ten de 45x'i çıkardığımızda 15x olarak buluruz. 180'i 15'e böldüğümüzde 12 buluruz. Şimdi arkadaşlar x 12'den büyük olacak. O zaman 12'den büyük en küçük sayı 12 olduğuna göre doğru cevabımız C şıkkıdır. 16. soru. Bir telefon şirketi müşterilerine fatura ödemelerinde 2 indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenek fatura tutarında %10 indirim. İkinci seçenek fatura tutarında 4 lira indirim. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaç liradır? Müşterinin faturası x lira olsun arkadaşlar. Birinci seçeneği tercih ettiğinden dolayı %10'u x çarpı 10 bölü 100 ile bulunabilir. Şimdi müşteri ikinci faturayı tercih etseydi 3 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Şimdi ikinci seçenekte arkadaşlar 4 lira indirim vardı. 3 lira daha fazla ödeme yapacaksa o zaman 7 lira ödemesi gerekiyordu. Şimdi buradan arkadaşlar x'i şu şekilde bulabiliriz. 10'lar sadeleştiğinde buradaki 10'la da 7'yi çarptığımızda x 70 TL bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 17. soru. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu karekök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? Evin toplam alanı 118 metrekareymiş. Salon ve odaların dışında kalan kısım ise 34 metrekareymiş. Şimdi 118'den 34'ü çıkardığımızda 84 metrekare salon ve odaların alanları toplamıdır. Şimdi salonun alanı kare şeklindeymiş ve odaların alanları toplamından da küçükmüş. 84'ü 2'ye böldüğümüzde 42 olur. Yani salonun alanı 42'den daha küçük olacak arkadaşlar. 42'den küçük en büyük tam kare sayı da 36'dır. Demek ki salonun alanı 36 metrekaredir. Şimdi salonun arkadaşlar bir kenarı karekök 18'miş. Karekök 18 3 kök 2 şeklinde yazılır. Şimdi salonun diğer kenarı bize soruluyor. Şimdi 36'yı 3 kök 2'ye böldüğümüzde salonun diğer kenarını bulmuş oluruz. Bu işlemi yaparken kök 2 ile genişleteceğiz arkadaşlar. 36 kök 2 bölü 3 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda bakın kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2 kere 3 de 6 olur. Burada da 36 kök 2'yi 6'ya böldüğümüzde 6 karekök 2 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 18. soru. ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü büyüktür ABC açısının ölçüsünden. AB kenarının uzunluğu 8 cm ve BC kenarının uzunluğu 10 cm'dir. Buna göre AC kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? AC kenarına x dersek, üçgen eşitsizliğinde bir kenarın uzunluğu diğer kenarların uzunlukları toplamından küçük, bunların farkının mutlak değerinden de büyük olacaktır. O halde AC arkadaşlar 2 ile 18 arasında değer alacaktır. Bize BAC açısının ölçüsünün ABC açısının ölçüsünden daha büyük olduğu söylenmiş. Şimdi büyük açı karşısında uzun kenar, küçük açı karşısında da kısa kenar vardı. O halde arkadaşlar BAC'nin gördüğü 10 cm demek ki ABC'nin gördüğü x'ten daha büyük olacak. Dolayısıyla x bir kere 10'dan daha küçük olmak zorunda. X o halde 2 ile 10 arasında arkadaşlar 7 tane tam sayı değeri alır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. soru. Bir kargo şirketi gönderilen kargonun kilogram cinsinden kütlesi ile desimetre küp cinsinden hacmini hesaplıyor ve hangisine göre kargo ücreti fazla ise o ücreti alıyor. Bu kargo şirketine ait ücret tarifesi tablo 1 ve tablo 2'de verilmiştir. Bu ise bu kargo şirketi ile tablo 3'te yarıçaplarının uzunlukları, yükseklikleri ve kütleleri verilen dik dairesel silindir şeklindeki kargoları yollamıştır. Buna göre bu ise bu kargolar için kaç lira ödeme yapmıştır? Buse'nin kargolarının hacimlerini hesaplayalım. Birinci kargonun yarıçapı 12, yüksekliği 20'ymiş. Pi'yi de 3 aldığımızda hacim formülü arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı h formülü ile bulunuyordu. Bu işlemi yaptığımızda 12'nin karesi 144'tür. 3 ile 20'yi çarptığımızda 60 olur. 60 ile de 144'ü çarptığımızda 8640 buluruz. Bu birinci kargodur. İkinci kargoyu hesaplayalım. Aynı formül. Pi çarpı r kare çarpı h. Burada da 15'in karesi 225 olur. 3 ile 18'i çarptığımızda 54 olur. 54 çarpı 225. 12.000
150 olarak buluruz. Bu kargo şirketi gönderilen kargonun kilogram cinsinden kütlesi ile desimetre küp cinsinden hacmini hesaplıyor ve hangisine göre kargo ücreti fazla ise o ücreti alıyor. Şimdi birinci kargoya baktığımızda arkadaşlar bunun kütlesi 4. Şimdi kütlesi 4'e göre hesapladığında bunun kargo ücreti 6,5 lira olacak. Hacmi 8640 çıktı. Bunu desimetre küpe çevirdiğimizde 8,64 olur. 8,64 de arkadaşlar şuradaki aralığa girmekte. O zaman bunun ücreti de 5,5 olacak. Ücreti daha büyük olan bakın 6,5 olduğu için bunu alacak kargo şirketi. Birinci kargodan alınacak ücret 6,5'tür arkadaşlar. Şimdi ikinci kargoya bakalım. İkinci kargonun kütlesi 6 idi. Kütlesi 6 olduğuna göre o da arkadaşlar gene bakın buraya giriyor. 3 ile 6 arasında olduğu için. Bunun hacmini de 12.150 bulmuştuk. 12.150 de desimetre küpe çevirdiğimizde 12,15 olur. Şimdi ikinci tabloya baktığımızda 12,15 bakın ikinci sıraya girmekte 9-18 arasında. Bunun ücreti de 7 lira. Şimdi 7 6,5'tan daha büyük olduğu için o zaman kargo şirketi bu ikinci kargodan 7 lira ücret alacaktır. Birincinin fiyatı 6,5'tu. İkincinin fiyatı da 7 lira bulduk. Bu ikisini topladığımızda toplam kargo ücreti 13,5'tur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. soru. 400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 8 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede, bir diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? Bu yarış pistine engeller 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştiriliyormuş. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri 2 üzeri 1 2'dir, 2 üzeri 2 4'tür, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 128, 2 üzeri 8 256. metrelerde engeller olacaktır. Toplam 8 tane engel oldu. Şimdi bu atletlerden bir tanesi arkadaşlar 20. metreye geldiğinde yarışı bırakmış. Yani sadece 4 tane engel geçebilmiş. Birisi de 50. metreye kadar arkadaşlar geldiğinde yarışı bırakmış. Bu da sadece 5 tane engel geçebilmiş. Diğer 6 tane yarışmacı ise bu 8 engelin hepsini geçmiş. Bunlar da arkadaşlar 6 kere 8 48 yapar. Toplam geçilen engel sayısı ise 57'dir. Doğru cevabımız A şıkkıdır.